İyi günler. 20.si düzenlenen İBANES toplantıları kapsamında, kongresi kapsamında ben Selçuk Tekin olarak ve Sayın hocamız Aykut Tavşancı olarak son düzenlemeler ışığında Türk vergi hukukunda enflasyon düzeltmesinin uygulanabilirliği üzerine bir çalışma yaptık. Çalışmamızda enflasyona ilişkin mevcut durumu kısaca anlattıktan ve bunun iktisadi etkilerini belirttikten sonra enflasyon beklentisi ve orta vadeli planda neler belirlendiğini hatırlatacağız. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemenin içeriğini, kısa tarihçesini göreceğiz. Kapsamının ne olduğunu, enflasyon düzeltmesinin kapsamının ne olduğunu, uygulanabilir olup olamayacağını ve vergi gelirlerine nasıl etkide bulunup bulunmayacağını tartıştıktan sonra sonucumuza ulaşmış olacağız. Mevcut duruma bakıldığında COVID-19 sonrası enerji fiyatlarında gevşemeler yaşandı. Tüketici hassasiyeti ve farkındalık düzeyinde bir artış. Çin yeniden ticarete açıldı. Bu gibi sebeplerle bir canlanma yaşandığını görüyoruz. Dünya ekonomisinde gördük. Ama üretim tüketim dengesizliği devam etti. İklimsel değişiklikler özellikle tarımsal çıktıları olumsuz yansıdı. Rusya-Ukrayna savaşı oluştu ve devam ediyor. Düzensiz göç sorunu devam ediyor. Ticarette korumacılık eğilimleri sürdü. Ülkemizde de seçim ekonomisi uygulandı. Dahası bir haftadır Filistin-İsrail çatışması da şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu gibi durumlarda küresel ekonomide ciddi riskler oluşturmaya başladı. Ve bu riskler bizi enflasyonist bir ortama getirdi ve devam ettiriyor. Yine bu anlamda da enflasyon ülkemizin de geçmişten gelen önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Enflasyon oranlarına bakıldığı zaman dünyada Türkiye'nin de %10 üzerinde enflasyonu olan 36 tane ülke olduğunu görüyoruz. Bu veriler 2023 Ağustos, Temmuz ya da Eylül ayları verilerini genellikle kapsamakta. Türkiye ise bu 36 %10 ve üzerinde vergi enflasyon oranı olan ülkeler arasında ilk 6'da 6. sırada en yüksek enflasyon oranı olan 6. ülke konumundayız. Venezuela, Lübnan, Suriye, Arjantin ve Sudan'dan sonra. Yine G20 ülkelerine bakıldığında Türkiye'nin Arjantin'den sonra en yüksek enflasyon oranına sahip ikinci ülke olduğunu, bizden sonraki en yüksek enflasyonunsa Hindistan'da %6,83 olduğunu, yani biz 10 katı kadar fazlayız. Bizim 61,53 olarak Eylül ayı itibariyle ilan edildi. Dolayısıyla G20'de de çok yüksek bir vergi oranına, enflasyon oranına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Enflasyon etkilerine bakıldığı zaman üretim ve gelir düşüyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Ekonomik işleyiş ve toplumsal yapıda olumsuzluklar söz konusu oluyor. Yoksulluk ve yoksunluk artıyor. Rakamların güvenilirliği kayboluyor. Ekonomik büyüme azalıyor, geçim sıkıntısı artıyor, refah kaybı meydana geliyor. Fırsat maliyetleri arttığı için eğitimden vazgeçip çalışma hayatına yönelmeler olabiliyor. Vergiyi doğuran olay ile vergi tahsilatı arasında geçen süre içinde devletin reel vergi gelirleri azalması, tanzi etkisi denilen azalma meydana geliyor. Mali tablolar gerçeği yansıtmaktan çok uzak olduğundan kararcılar da doğru karar vermek noktasında sorunlar yaşıyor. Enflasyon böylesi ciddi sorunları da beraberinde getiren bir etkiye sahip. Enflasyonla mücadelede OVP'nin yeri, orta vadeli plan. Orta vadeli plana bakıldığında
Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatmakta. Makro politika, ilke, hedef ve gösterge tüm de büyüklükleri, gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesini, borçlanma durumunu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanı olduğunu görüyoruz orta vadeli planın. Her sene Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile strateji, Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığınca 3 yıllık perspektifte hazırlanıyor. Ve bu orta vadeli planda yer verilen amaç ve öncelik diğer bütün yasal idari düzenlemelere sirayet ediyor. Nihayetinde 2024-2026 yıllarını kapsayan 3 yıllık orta vadeli program 6 Eylül 2023 tarihli ve 7597 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yine aynı günkü Bükre Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Orta vadeli planda vergi ve harçlar ile asgari ücret ve diğer aylıklarda yapılan artışların enflasyon beklentilerindeki bozulmaya bağlı ataletin yanı sıra kur gelişmelerinin birikimli etkisiyle birlikte 2023 yılı sonunda %65'ler düzeyinde bir enflasyon oranında olacağı öngörüsü yapılmış. Yine aynı orta vadeli planda 2023 yılı sonu enflasyon oranının %65 olacağı öngörülüyor. 2024'te bu oran %33'e düşmüş. 2025'te %15,2'ye düşmüş ve 2026'da da %8,5 yıl sonu enflasyonu düşmüş şeklinde göreceğimiz tahmininde bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yüksek enflasyon olabileceği tahmini de kamu otoriteleri tarafından yerine getirildiğine göre enflasyon düzeltmesi konusuna kısaca da girebiliriz. Bakıldığında ilk defa 30 Aralık 2023 tarihindeki 5004 sayılı kanunla Vergisi Kanunu Mükerrer 298. maddesine bir değişiklikle geldiğini ve uzun süre yaşanan enflasyon ortamdan artık bertaraf edilmesi gerektiğini, daha kapsamlı, yeniden değerleme kavramından daha kapsamlı bir işlem yapılması gerektiği hukuksal olarak, kanun olarak geldi. Tabii bu 5024 sayılı kanun öncesinde de enflasyonist etkiden arınmaya yönelik bir takım düzenlemeler vardı. Mesela Vergisi Kanunu 274. maddesindeki son giren ilk çıkar yöntemi, yeniden yine mükerrer 298. maddesindeki yeniden değerleme müessesesi ve Gelir Vergisi Kanunu 38. maddesindeki maliyet artış fonunun da 5024 sayılı kanun öncesinde enflasyonun etkisinden arınmaya yönelik düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Ancak bu bahsettiğim gibi 5024 sayılı kanunla resmi gazetede yayınlanarak tamamen bu düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Yerine enflasyon düzeltmeler, düzeltme hükmü getirildi. Bu getirilen düzenleme ile son 3 hesap döneminde %100'den ve içinde bulunan hesap döneminde de %10'dan fazla bir enflasyon oranı var ise ve her iki şart birlikte gerçekleşmiş ise bu durumda mükellefler geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere mali tablolarını mutlaka enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadır. Türkiye'deki enflasyon oranlarının şöyle son 23 yıllık sürecine bakıldığında da yıl sonu oranlarının yine 2020 yılından itibaren yeniden yükselmeye başladığını ve bu sebeple de 2021 sonu itibariyle de enflasyon düzeltmesi koşullarının yeniden 2004'ten sonra yeniden yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Yeniden değerleme ile enflasyon düzeltmesinin bu tarihsel sürecine bakıldığında genellikle yeniden değerlemeye son dönemlerde yeniden değerlemeye yönelik bir takım düzenlemelerin de geçici maddelerle yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Zira enflasyon mali tabloları ciddi anlamda aşındırıyor. Fiktif kazançlar yüksek kar oluşturuyor ancak gerçek kar düşük kalması gerekiyor. Bu sebeple de kanun koyucu Vergisi Kanunu'na bir takım eklemeler yaparak bir yamalı bohça gibi bir takım düzeltmeler yapmaya çalıştı. Önce geçici 31. maddeye sadece taşınmazlarla ilgili bir yeniden değerleme yapılabileceği getirildi ancak bu pek itibar görmedi. 2018 yılında
%5 de ek vergi ödenecekti. Yine aynı maddeye geçici 31. maddeye 7326 sayılı af kanunu diyebileceğimiz kanunla bir ekleme daha yapıldı. Bu kez taşınmazlarla birlikte amortisman tabi iktisadi kıymetler de yeniden değerlenebileceği ve %2 ek vergi alınabileceği, tek seferde yapılabileceği öngörüldü. Daha sonra 7338 sayılı kanun geçici 32. madde ve Mükerre 298. maddeye Ç fıkrası eklemek suretiyle bir takım düzenlemeler yaptı. Bununla dedi ki geçici olarak 1/1/2022'den sonra tek seferde bir %2'lik taşınmazları ve amortisman tabi iktisadi kıymetlere yeniden değerleme yapabilirsiniz. Peşi sırada yine bir yapıldıktan sonra da yine amortisman tabi iktisadi kıymetler ve amortismanları sürekli bir şekilde yeniden değerlemeye tabi tutulacağı söylendi. Fakat bunlar uygulamada karmaşalar yaratınca geçici 33. maddeyle enflasyon düzeltmesine ilişkin bir geçici düzenleme yapıldı ve tek seferde 31 Aralık tarihli bilançoların düzeltmeye tabi tutulacağı hükme bağlandı. Buna bile paralel olarak geçmişten gelen ve hali hazırda yürürlükte bulunan tali mevzuatımızın da olduğunu, çeşitli genel tebliğler, vergisi kanunu genel tebliğleri ve sürkülerlerle düzenlendiğini ve taslak Ocak ayında, 2023 Ocak ayında bir taslak genel tebliğinde enflasyon düzeltmesine ilişkin yayınlandığını söyleyebiliriz. Gerçi bu taslak enflasyon düzeltmesi genel tebliği halihazırda yeniden görüşmeler devam etmekte olan bir başka taslakla düzeltilecek ve bir genel tebliğin yakın zamanda yayınlanacağını söyleyebiliriz. Az önce arz ettiğim enflasyon düzeltme sürecinin tarihsini bu tarih çizelgesine de görmek mümkün. Peki enflasyon düzeltmesi nedir? Enflasyon düzeltmesi parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine dikkat alacak tutarların bir katsayı ile çarpılıp mali toplumun buna uygun yeni bir satın alma gücü haline yeni hale getirilmesi işlemi diyebiliriz. 2023 yılına bakıldığında bir kere 31 Aralık 2023 tarihli bilançolar geçici 33. maddeye göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Fakat bu sonuçlar ilgili enflasyon düzeltme hesabı ve kar zarar hesabına aktarılacak. Ancak sonuçları yani matrah sonuçları beyanname intikal ettirilmeyecek. Enflasyon düzeltmesi öncesi mali tablolardaki kar zararlar matrah olarak dikkate alınacak. Ama 2023 yılı beyannamesine de düzeltilmiş bilançolar da eklenecek. Bu düzeltilmiş hali 2024 ve sonrası açılış kayıtları olarak dikkate alınacak. Yani vergisel sonuçları esasen 2024 ve sonrası yıllar için karşımıza gelecek. Dolayısıyla 2023 yılı enflasyon düzeltmesi şartları meydana geliyor. Bu bakımdan Mükerrer 298Ç'deki yeniden değerleme hükmü yerine getirilecek. Çünkü Mükerrer 298Ç diyor ki eğer enflasyon düzeltmesi şartları varsa yeniden değerleme yapma. Şu anda şartlar olduğu için yeniden değerleme yapılmayacak. Kimler yapacak? Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri yapacak. Ama zira işletme sahibi mükelleflerle serbest meslek mensupları sadece amortisman tabi iktisadi kıymetlerini düzeltilmiş değer üzerinden amortismana tabi olacaklar. Dediğim gibi sadece bilançolar düzeltmeye tabi tutulacak bir mali tablodur. Gelir tablosu buna girmez. Ve her bir geçici vergi döneminde de yine bu bilançolar düzeltme işlemine tabi tutulacaktır. Sonuç itibariyle düzeltme yaparken önce hangi kıymetler parasal değildir bunu bulacağız. Sonra hangi değeri esas alacağız? Hangi katsayıyı ve tarihi dikkate alacağız? Sonra bu katsayıyı değer üzerine çarpıp bilançoda göstereceğiz. Bu şekilde bir işlem yapılacak. Biraz karmaşık bir işlem.
Buna ilişkin uygulamada bir takım programlar da var. TÜRMOP tarafından da internet sitesinde yayınlanmış düzeltme programları da onunla bilmekte. Parasal olmayan kıymetler düzeltme konusu yapılacağı için parasal kıymetler düzeltme kapsamı dışında tutulacaktır. Para değerinin değişmesine rağmen satın alma gücü değişmeyen kıymetler parasal olmayan kıymetlerdir ve bunlar düzeltmeye konu olacaktır. 328 seri no'lu vergisi kanunu genel tebliğ ekinde yer alan 1 ve 2 sayılı eklerde parasal olmayan kıymetler ve parasal kıymetler ayrıntılı bir şekilde yazılmıştır. Bu bakımdan hangi kıymetlerin düzeltilip hangi kıymetlerin düzeltilmeyeceğini de buradan çıkarsayabiliyoruz. Düzeltme katsayısının da mali tablonun ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ilişkin fiyat endeksine oranlaması olduğunu, bu sonuçla bulunan tutarın izleyen dönem enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına bakmadan izleyen dönem başlangıç değeri olarak dikkate alınacağını söyleyelim. Düzeltme geçici vergi dönemleri itibariyle yapılmakta. Kayıtlar da yine düzeltme işleminin yapıldığı dönemdeki beyannamenin verileceği tarihe kadar işlenebilmekte. Şimdi vergi gelirlerinin durumuna bakacak olursak nasıl etkilenecek? Şimdi vergiyi özellikle finans kesimi, bankacılık kesimi daha yüksek oranda, kurma vergisi %30 oranında ve diğerleri ödüyor. Bankacılık dışındaki sektör bilançolarını biz TÜİK ve Merkez Bankası verilerinden alabiliyoruz. Çok yakın tarihte 2022 bilançolarını 17 ana sektör itibariyle görebildik. Bu bilançolara göre 983.182 tane şirketin bilançosunu bu ana icmal bilançoda görüyoruz. 17 ana sektörde. Gelir Dairesi'nin 2023 Eylül ayındaki verisine göre kurumlar vergisi sayısı 1.125.909. Dolayısıyla bizim bu TÜİK ve Merkez Bankası'nın verdiği ana bilançodan birçok kurumlar vergisi mükellefini kavrama şansımız var. Anlamlı sonuçlar çıkıyor. Peki bunun dışında da özellikle öz kaynak yapısı SPK, BDDK zorunluluğu sebebiyle, bankacılık kanunu sebebiyle yüksek olmak zorunda olan bankaları da kapsayacak. Onların bilançolarını da biz BDDK'nın sektör bilançosu itibariyle görebiliyoruz. 2023 yılı Ağustos ayında en son ilan edilen sektör bilançosu da bunlar. Dolayısıyla hem bankacılık dışı hem de bankacılık sektöründeki bilançoları parasal olmayan aktif ve parasal olmayan pasif değerler bağlamında irdelediğimizde ve 328 no'lu vergisi tebliğinin 1 ve 2 no'lu eklerindeki dikkate alarak analiz ettiğimizde parasal olmayan aktif değerlerinin bankacılık dışı sektörde yüksek olduğunu, aksine bankacılık sektöründe ise öz kaynaklı yapılarının güçlü olması sebebiyle düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bütün sektörleri topladığımızda aktif pasif değerlerinin aktif lehine yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bize aslında enflasyon düzeltmesi yapılması durumunda, bütün sektörlerin bilançolarının yapılması durumunda enflasyon düzeltmesi nedeniyle matrahların azalacağı kaygısının olmaması gerektiğini de gösteren bir sonuç oluşturuyor. Dolayısıyla enflasyon düzeltmesi uygulaması yüksek enflasyon nedeniyle mali tablolardaki aşınmaları azaltmaya yönelik, gerçek duruma irca etmeye yönelik bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. 2004'te başladı, uygulandı ve tek seferde uygulandı. 2021 yılı sonunda tekrar koşulları oluştu, ancak aradan geçen 17 yıllık bir süreç olduğu için uygulayıcılar da tereddütte kaldığından 2023 yılı sonuna ertelendi. Arada da yeniden değerlemelerle enflasyondan arınma işlemleri yapılmaya çalışıldı. Bizim bu enflasyon düzeltmesi sonunun vergisel sonuçlarını 2024 yılı itibariyle görmeye başlayacağız. Yeni bir düzenleme yapılmaz ise enflasyon düzeltmesini uygulayan mükellefler
çoğunlukla matrahlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Ancak genellikle öz kaynakları güçlü işletmeler bunu sağlayabilir. 2024 yılı ve takip eden yıllarda vergisel sonuçlarını göreceğimiz için az önce yaptığımız icmal bilanço değerlemesine göre genel bütçe vergi gelirlerine olumsuz bir etki yaratmayacağını, tam tersine vergi gelirlerinde de bir artışa sebebiyet verebileceğini söyleyebiliriz. Burada aslında mükelleflere şöyle de bir sonuç çıkıyor. Öz kaynağınızı güçlü tutarsanız enflasyon düzeltmesinden de lehinize matrahın azalması şeklinde bir sonuca ulaşabilirsiniz. Öz kaynağınız güçlü değilse enflasyon düzeltmesi daha yüksek matrah dahi beyan etmenize sebebiyet verebilir. Sonucuna ulaşıyoruz. Bizim sunumumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler.